Merhaba, Rantabül kanalına hoş geldiniz. Ben Kamil. Unreal Engine 5 üzerinde yapmış olduğunuz çalışmalarda herhangi bir 3D modelleme üzerine nasıl kırılma efekti ekleyebiliriz diye göreceğiz. Bunun yapımı çok basit ve tabii ki de basit olduğu için kötü bir sonuç alacağı anlamına da gelmez. Siz dilediğiniz gibi ayarları elleyerek size en uygun olacak şekilde ayarlarsanız bunu çok güzel bir sonuca dönüştürebilirsiniz. Bunu gerçekleştirebilmek için Unreal Engine 5 üzerinde fraktür modu kullanıyoruz. Yani fraktür Türkçe çevirdiğimizde kırılmaya yakın bir kelime yani anlamına geliyor. Ve bu özellik sadece Unreal Engine 5'e özel değildir. Önceki sürümde de vardı. Unreal Engine 4 üzerinde var olan bir özellikti. Bu video içerisinde örneklendirme adına First Person tabletinde olan bu silah ile bağlı olacaktır bu çalışma. Yani bundan ateş ettiğimizde mermiler bu modellemeye değdiğinde modellemenin üzerinde kırılma efektleri olacaktır. Kırılma sebepleri siz dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bunlar sadece mermi gibi olaylarına bağlı değildir. Dilerseniz iki obje birbirine çarptığında birisi kırılabilir veya oyuncu belli bir noktadan geçtiğinde bir yerler kırılabilir, üzerine bir şey düşebilir. Yani aklınıza gelebilecek herhangi bir kırılma ile alakalı olan çalışmaları gerçekleştirebilirsiniz bu yöntemle. Şimdi ben bu video içerisinde bu modeli örnek alarak yapacağız. Yani bu modelleme kırılacaktır. Bunun için seleksiyon mod kısmından Fraktür moda geçmemiz gerekecektir. Bunu yaptıktan sonra kırılmasını istediğiniz modellemenin üzerine tıklayarak sol kısmındaki Fraktür ile alakalı olabilecek bütün ayarları da burada görebilirsiniz. Burada New üzerine tıklıyoruz. Yani yeni yapıyoruz. Yeni bir modelleme oluşturmuş olacaktır burada. Buradaki modellemenin ismini de tekrar değiştirebilirsiniz ama ben olduğu gibi bırakacağım bunu. Ve buradan Create yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra fraktür kısmına gidebiliriz hemen ve burada görmüş olduğunuz gibi kırılma şekillerinden farklı bir seçenekler bulunuyor. Yani hazır olarak veya dilerseniz custom üzerine tıklayarak siz kendiniz ayrıntılı bir kırılma yerlerine konumlandırabilirsiniz. Ben videoda sadece örneklendirme için uniform yapıyorum ve hemen default ayarlarda görmüş olduğunuz gibi burada bir ön izleme çıkıyor karşımıza. Tabi bu ön izleme siz sol taraftaki aylar eledikçe değişecektir. Burada görmüş olduğunuz gibi fraktür level görünüyor. Yani burada siz farklı seviyede kırılma efektleri ekleyebilirsiniz. Yani birincisi kırıldıktan sonra ikinciye geçecektir vesaire. Biz bu video içerisinde sadece bir tane oluşturacağız. Yani çok fazla ayrıntılarına girmeyeceğiz. Ve bu e, uniform bu ilk kısmında yani minimum ve maksimum kısmından ve sadece bunu 50 yapıyorum. Sadece daha fazla kırılma alanlarını ekleyecektir. Yani bunun dışında başka bir işe yaramayacaktır. Ama tabii ki de siz bu rakamları çok yüksek seviyelere eklemeyin. Ve bunun nedenleri zaten belli. Kasma sebebi olabilir. Ama tabii ki de sizin çalışmanızda çok ayrıntılı bir kırılma efekti ise, onu artık siz kendi tarafınızda en uygun olacak rakamlarda belirlemelisiniz. Şimdi bu diğer kısımlarına ayrıntılarına girmek istemiyorum. Çünkü teker teker anlatmak da bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Siz bunları kendiniz elleyerek de keşfedebilirsiniz. Diyelim ki bütün ayarları gerçekleştirdiniz. En alt kısmına gittikten sonra buradaki fraktür üzerine tıklıyorsunuz ve bunun üzerine tıkladıktan sonra sizin modellemenizin bu önizlemeye göre kırılma efektleri oluşacaktır. Fraktür işlemi bittikten sonra da bizim modelleme üzerinde farklı konumlarda yani ön izlemenin daha iyi olabileceği yerlerden farklı bir materyal eklenmiş oluyor burada. Ama tabii ki de bu ikinci modellemede olmayacaktır. Önce hatırlarsanız ben yeni bir modelleme oluşturacak demiştim. O diğer modellemeyi kullanabilirsiniz kendi projelerinizde. Şimdi bu fraktür penceresinden çıkabiliriz ve tekrar seleksiyon moda giriyorum. Content Driver kısmına gidersem burada görmüş olduğunuz gibi o eklenmiş olan ikinci modellemede tekrar kullanabilirim. Yani kısacası burada ön izlemeleri daha iyi görmemize yardımcı olacaktır. Ve şimdi ben buradan play tuşuna basarsam burada hemen kendiliğinden kırılmış olacaktır. Hiçbir şey yapmadığım halde. Şimdi bunun kendiliğinden kırılmasını engellemek için yapmamız gerekecektir. Onu da hemen göstereyim. Bu da çok basit. Tekrar content driver üzerine gidiyoruz ve sağ kısmında settings butonu bulunuyor. Bunun üzerine tıkladıktan sonra Show Engine Content üzerine tıklamanız gerekecektir. Buradaki oyun motoru ile alakalı olan dosyaları gösterecektir sizlere. Yani bu default olarak açık değildir. Ardından burada Anchor diye aratmanız gerekli olacaktır. Ee, hepsi üzerine tıklamanız daha iyi olabilir. Yani herhangi bir dosya üzerinde kalırsanız görünmeyecektir. Ve buradaki FS Anchor Field kısmını alıyoruz ve kırılmamasını istediğimiz modellemenin üzerine ekleyeceğiz bunu. Boyutları artık modellemeye göre de uygulayabilirsiniz bunu ve ek olarak modellememiz üzerine tıklıyoruz ve sağ kısmında detay kısmında biraz inerek initialization field kısmından artı tuşuna basıyoruz ve bizim anchor field'imizi bu modelleme uygulamış oluyoruz yani kırılmasını engelleyen bir dosyadır bu oyun motoru içerisinde ve aynı zamanda modellemelerin kırılmasını sağlayan başka bir şey vardır. O da ve o da master field. Unreal Engine 5 oyun motorumuzda sadece bu ikisi kırılma yani fraktür ile alakalı olan işlemler için yardımcı olacaktır. Şimdi bunu neden gösterdim? Çünkü bunu sonra blueprint ile alakalı bir çalışma yapacağız. Silahımız, silahımızın mermileri duvara değindiğinde. Sadece haberiniz olsun diye bunu söylemek istedim. Şimdi burada play tuşuna basarsam sol tarafında bu anchor field olmayanı kırılacaktır. Yani hemen düşecektir. Ve sağ kısmındaki de düşmüyor. Üzerine ateş ettiğimizde herhangi bir işlem de uygulanmıyor. Çünkü bunun daha blueprint ile alakalı bir çalışması yapılmadı. Onu gerçekleştirmek için ne yapmamız gerekecektir? Onu da hemen şimdiden yapalım. Ve mermimizin bulunduğu kısmında blueprint'i açıyorum. Tabi şimdi siz belki başka bir işlem yaşandığında modelleme kırılmasını istiyorsunuz. Yani belki bu mermi alakalı olmayacaktır. Bunun için siz kendi açmış olduğunuz blueprint kısmında buradaki gerçekleştireceğim basit kodlamayı aynı şekilde ve daha doğrusu benzer bir şekilde çünkü aynı olmayabilir onu üzerinde yapmanız gerekli olacaktır. First person tablette olan var olan bu kodlama içerisinde bunları ellemiyorum çünkü bunları sonra kullanacağız. Yani kullanacağız derken sadece bu event it kısmında buradaki ekleyeceğimiz kodlamayı bağlayacağız. Şimdi burada hemen add custom yazıyorum. Add custom event ekliyoruz. Burada bunu istediğiniz gibi adlandırabilirsiniz. Ben sadece bunu fracture diye adlandırıyorum. Ve buna do once artık nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Bunu ekliyoruz. Bu ne işe yarayacaktır? Bu sizin merminiz duvara değindiğinde sadece bir kere uygulanmasını yardımcı olacaktır. Ve buna spawn actor from class ekliyoruz. Bu ne işe yarayacaktır? Bu önceki size bahsettiğim o objelerin kırılmasını sağlayan Master Field'i eklememize yardımcı olacaktır. Öncelikle bu Spawn, Spawn Transform kısmında mouse'umuz ile sağ tık yapıyoruz ve Split struct Pin yapıyoruz. Bunu neden yaptım? Mermimiz kırılmasını istediğimiz modelleme dokunduğunda merminin hangi konuma değindiğini farkına varması için yardımcı olacaktır oyun motora. Ve buradan sol kısmında sfer kısmını... Yani e, bu first person tablette olan merminin konumudur. Yani merminin kendisidir kısacası. Bunu ekliyorum. Ve önce bahsettiğim gibi bu location ile alakalı. Yani merminin bulunduğu konumuna farkına varılması için sphere kısmına yani mermimize buradan get world location ekliyoruz. Bu sizin projenizin içerisinde bulunan konumunu otomatik olarak buraya uygulayacaktır. Ve burada event it kısmında önce dediğim gibi buradaki yapmış olduğumuz kodlamayı bağlayacağız. Bunun için ne yapıyorum? Sadece fraktür yazıyorum. Yani bu adlandırdığım fraktür kısmıdır. Ve buradaki kodlamayı her herhangi bir yere değdiğinde modelleme üzerinde aynısını burada da bildirecektir. Yani bir ikisi birbirine bağlılar kısacası. Compile yaptıktan sonra save yapıyorum bunu. Burada bir hata yaptım herhangi bir yerde. Kısacası ben bu class kısmında önceki dediğim master field'i eklemeyi unutmuşuz buradan master yazıp onu ekliyorum. Tekrar compile yapıyorum ve save ediyoruz bunu. Şimdi olduğu gibi bir deneme yapalım ve merminin gücü iyi mi değil mi diye görmüş oluruz aynı zamanda. Yani fark ettiyseniz ilk atış ettiğimde hemen kırılmadı ve bunun sebebi e, delay ile alakalı. Default olarak bunun bir saniye olması sebep oluyor buna. Bunu sonra zaten editleyeceğiz. Sıfır yapabilirsiniz bunu. Ve aynı zamanda buradaki eklemiş olduğunuz anchor field'in konumuyla alakalı da değişiklikler de olabilir modelleme üzerinde. Şimdi diyelim ki siz bu modellemenin daha hızlı kırılmasını veya daha fazla patlamasını istiyorsunuz. Onu nasıl yapabilirsiniz? O da çok basit. Ve aynı zamanda tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Belki siz videonun tamamını izlemeyip atlayarak gelmiştinizdir. Burada ateş ettiğimde görmüş olduğunuz gibi çok ayrıntılı bir kırılma yok burada. Ve bunun sebebi ben aslında kendim e, fraktür ayarlarını çok ayrıntılı eklemediğim için oldu böyle. Yani siz kendiniz daha fazla ayrıntı eklemek istiyorsanız sadece belli konumlardan kırılabilir siz ateş ettiğinizde. Şimdi diyelim ki biz bu kırılma esnasındaki olan gücünü artırmak istiyoruz. E, Content Driver kısmından herhangi bir dosya kısmında bulunuyorsunuz ve mouse'umuzun ile sağ tuşuna tıklıyoruz ve buradan blueprint class yapıyoruz. Yani yeni bir blueprint açmış olacağız. Burada hall classes kısmından master field yazıyorum. Yani bu size önceki bahsettiğim bu bütün kırılma ile alakalı olan bir blueprint'tir. Oyun motoru içerisinde bulunan bir dosyadır. Bunu siz istediğiniz gibi adlandırabilirsiniz. Ve önceki bahsettiğim bu saniye yani bu delay ile alakalı olan kısmı ise burası olacaktır. Siz burada sıfır ekleyebilirsiniz veya sorun çıkarsa 0.1 de yapabilirsiniz. Yani bu her zaman sorunları çözecektir. Çünkü bazen sıfır yazınca çalışmıyor. Bunu yaptıktan sonra silahımız daha doğrusu mermimiz modellemeye dokunduğunda anında kırılacaktır. Yani bu bir saniye bekleme süreci olmayacaktır. Ve mermimizin modellemeye dokunduğunda daha güçlü bir kırılma efekti olabilmesi için biraz aşağı iniyorsunuz ve buradaki File Setting kısmında ikinci kısmı üzerine tıklıyorsunuz. Ve buradaki Radial Magnitude ve aynı zamanda Directional Magnitude kısmındaki rakamlarını yükseltip veya düşürebilirsiniz. Şimdi bunun için belli bir sayısı yok. Yani e, hangi rakam hangisi daha iyidir diye vesaire hiçbir mantığı yoktur bunda. Yani genel olarak bunlar soruluyor bazen. Onu şimdiden söylemek istiyorum. Bu sizin tamamen kendi çalışmalarınıza göre e, kendiniz farklı denemeler yaparak en uygun rakamı bulmanız gerekli olacaktır. Buradan compile yapıyorum ve save ediyorum. Şimdi bunu hemen denesek hiçbir fark olmayacaktır. Çünkü mermimizin e, kodlamasında yani blueprint kısmındaki var olan yani oyun motorun içerisinde var olan dosya hala uygulanmaktadır. Onun için tekrar mermimizin blueprint'ini açıyorum. Ve buradaki spawn actor kısmında bizim yeni oluşturduğumuz blueprint'i ekleyeceğim. New Blueprint yazıyor ama siz bunu farklı bir ad ile yazdıysanız kendi adlandırmış dosyanızı da yazmanız gerekecektir. Bunu yaptıktan sonra Compile yapıp Save ediyorum ve tekrar bir deneme yaparsak silahımızı ateş ettiğimizde burada bu sefer hemen yıkılacaktır. Ve fark ettiyseniz ilk saniyelerinde ateş ettiğimde değdiğim yani bulunan konum üzerine sadece o kısmını kırdı ve sonra sağ kısmı kırıldı. Her neyse ben şimdi bu videoyu çok uzatmayayım. Daha fazla ayrıntı çalışmalar yapabilmek için siz kendi tarafınızda bu videodaki yapılan işlemleri aynısını yapıp rakamları değiştirebilirsiniz. Eğer olur da sorun yaşıyorsanız veya başka bir kırılma sebebi istiyorsanız yani benim gibi bu videoda mermi ile alakalı olmayan başka bir şey yapmak istiyorsanız ve zorlanıyorsanız yorumlar kısmında web sitemizdeki sağ alt kısmında bulunan mesaj butonu veya discord sunucumuzda bana mesaj atabilirsiniz. Ben de size oralardan yardımcı olmaya deneyeceğim. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Sıradaki videolarda görüşmek üzere diliyorum.